Bugün çok heyecanlı bir gün. Milyonlarca öğrenci için, veliler için, öğretmenler için, belki de ilk defa okula başlayanlar değil mi? Geçen hafta uyum haftası olsa da bu hafta işte abilerini, ablalarını görecekler. Yeni eğitim öğretim yılının ilk zili pek çok ilde çaldı. Belki de pek çok okulda ders başladı. Saat farkı olabiliyor okullar arasında. Biz de yerlerinden takip etmek istiyoruz. Bu nabzı daha iyi tutmak istiyoruz. Böylece şehir şehir geziyoruz. Arkadaşlarım hazır. İlk durağımız Kastamonu olacak. TRT Haber muhabiri Birgül Yazıcı El Yakut İlkokulu'ndan miniklerin heyecanına ortak oluyor. İkinci durağımızsa İzmir olacak efendim. Okullarda güvenlik önlemleri ve okul çevresindeki denetimler artırıldı. Detayları da TRT Haber muhabiri Cihat Sönmez paylaşacak. İlk olarak Kastamonu'ya gidiyoruz ve sözü Birgül'e bırakıyoruz. Birgül. 2022-2023 eğitim öğretim yılı yurdun dört bir yanında coşkuyla başladığı gibi Kastamonu'nun El Yakut Köyü'nde de coşkuyla başladı. Bugün El Yakut Köyü İlkokulu'nda 3. sınıfta aslında derse konuk olduk. Yaklaşık 3 dakika önce ders zili çaldı ve Türkçe dersi ilkokulu öğrencileri için başladı. Günler öncesinden aslında onlar için hazırlıklar yapılmıştı. Hemen etkinlik köşesine doğru kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Etkinlikler hazırlandı. Eğitim Bilişim Ağı'nın şiirleriyle karşılandı öğrenciler. Günaydın size şiiriyle ilk başlangıç yapıldı. Hemen yan tarafta ise 3. sınıf olduk. El işi kağıtlarıyla ve güzel çiçeklerle hazırlanmış bir tabloyla karşılaştı öğrenciler. Bu köşeleri ilerleyen günlerde eğitim öğretim yılında kendisine öğretilen güzel bilgilerle hazırladıkları çalışmalarla bu panoları da süsleyecek. Oldukça heyecanlılar aslında. Kendileri için hazırlanan kitapları masalarda görüyoruz. Bu sene bir değişiklik yapıldı ve hem ders kitapları hem de yardımcı kaynakları çocuklar okula başlamadan önce masalara geldi. Peki yardımcı kaynaklar arasında ne bulunuyor? Biraz bunları da göstermek istiyorum. Hemen burada ders kitaplarımız, İngilizce ders kitabımız, Türkçe ders kitabımız ve fen bilimleri ders kitabı yer alıyor. Ama hemen yan tarafa baktığımız zaman ise çalışma sorularının bulunduğu test kitapları da artık bu eğitim öğretim döneminde çocuklara ücretsiz olarak verilecek. Hepsi masalarda teker teker öğrenciler için hazırlanmış durumda. Bu okullar günler öncesinden temizlendi. Bütün yaz tatili boyunca okullarda büyük tadilatlar, boyama çalışmaları yapıldı. Okullara ilişkin tarihlerle de ilgili bir bilgi vermek istiyorum sizlere. 19 milyon öğrenci eğitim öğretim yılına başladı demiştik. Bakanlığın açıkladığı takvime göre ilk ara tatil 14-18 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Ardından ise ikinci ara tatil Nisan ayında başlayacak. El Yakut İlkokulu'ndayız. Bulunduğumuz okul 160 öğrenciye hizmet veriyor ve taşımalı eğitimli öğrenciler buraya geliyorlar. Aslında saat saatler öncesinden uyandılar. Anneleri saçlarını taradı, formalarını ütüledi ve hazırladı. Ve saatler öncesinden taşımalı araçlarla, taşımalı eğitimle birlikte El Yakut İlkokulu'na gelerek ilk ders zilini çaldılar ve eğitim öğretim hayatına başladılar diyelim. Sözü Kastamonu'dan Ankara'ya bırakalım. Şimdi az önce Birgül de paylaştı. O minik yavrularımız geleceğin teminatı, geleceğin yetişkinleri huzur içinde derslerini işleyebilsinler diye, öğretmenler suhuletle derslerini anlatabilsinler diye güvenlik ve denetim çok önemli.